Adem Başer, 1990 Çaykara doğumluyum. 6 yıl Çaykara'da kalktıktan sonra 96'da İstanbul'a gittik. Bu sektöre lisede meslekle beraber hem okuyarak, meslek lisesinde okuyarak hem de ondan daha önce, liseden önce sanayide çırak olarak başladım. Evet. Hem mesleği yaparak hem de okuyarak kendimi geliştirdim bu sektörde. Şu anda hem 2 yıllık diyelim otomotiv mezunuyum. Hı-hı. Kocaeli Üniversitesi Gölcük Meslek Lisesi Okulu. Hem de yaklaşık olarak 12 yaşından beri mesleğin içinde çalışıyoruz. Sanayi, servis, yetkili servis olsun. İkisinden de iyi bir verim alarak kendimizi yetiştirdik. Ne güzel. 20 sene kadar yaklaşık İstanbul'da mesleğin içinde çalıştık, okuduk. Şu anda Trabzon'dayız. Yaklaşık 7 yıldır Trabzon'da Çolakoğlu Otomotiv olarak hizmet vermekteyiz. Evet. Şimdi çırak olarak bu mesleğe başladınız. Evet. Liseyi motor meslekte bitirdiniz. Endüstri meslek lisesi motor bölümünü bitirdiniz. Sonra Gölcük Meslek Lisesi'ni okudum. Daha sonrasında fakülteyi, 2 yıllık fakülteyi bitirdiniz, evet, otomotiv üzerine. Çıraklık kafalı. Kendi akademik kısmını derken de 7 yıl öncesinde Trabzon merkezde Çolakoğlu Otomotiv'i kurdunuz. Evet. Burada abinizle beraber. Abimizle ben mekanik olarak diyelim, usta, mekanik ustası olarak, abim de otoelektrik ustası olarak hizmet vermekteyiz. İki kardeş burada, evet, abi kardeş hizmet veriyorsunuz. Son olarak çok kısa, buradan araç sahiplerine neler aktarmak istersiniz? Trabzon Çolakoğlu Otomotiv olarak öneriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Buradan araç sahiplerine aktarmak ve söylemek istediğimiz şeyler, araçlarının bakımlarını mümkün mertebe düzgün ve zamanında yapmalarını isteriz. Evet. Çünkü bunu söylüyoruz ama bazıları anlamak istemiyor. Aracınıza düzgün ve zamanında bakım yapmadığınız zaman sizin çıkacak olan masrafınız araçtaki aşınmalardan, farklı yerleri bozmalarından kaynaklı, evet, olarak daha çok masraf ediyorsunuz. Örnek veriyorum, düzenli bir bakım yaptığınız aracı 300 bin, 500 bin kullanabilirken yapmadığınız araçları 100 binde, 150 binde motor yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yarı yarıya değişiyor. Yarı yarıya fark ediyor. Bugün bir motor maliyeti de ucuz bir maliyet değil. Ortalama aracına göre 25'ten başlıyor, 45-50'ye evet, kadar çıkan araçlar var. Onun için kendi aracını uzun vadeli, uzun süreli kullanmak istiyorsa, özellikle Türkiye şartlarında minimum seviyelerde 10 binden 10 bine aralık olarak bakımlarını düzgün bir şekilde yapmalarını tercih ederim. Evet, herhangi bir farklı bir ses duyduklarında motorda ya da mekanik aksamda ya da herhangi bir ön panelde bir arıza ışığı yandığında muhakkak sizin gibi uzman kişilere, servislere de müracaat etsinler. Daha sonrasında tabii ki daha çok maliyetle karşılaşmaları açısından. Şimdi, bu da çok önemli. Bu en önemli noktalardan biri de bu. Diyelim ki bir ses ya da bir şey geldiği zaman önemsemiyor insan. Evet. Aa, bir şey olmaz diyor ama bu daha çok başına sıkıntı açıyor. Maliyet daha çok. Yani en azından oluyor. Bir ustana götürüp gösterdiğin zaman, onunla bir fikir alışverişi yaptığın zaman usta, evet, tarzında sana çok önemsizse ya da onun sana da ileride daha ne açabileceğini anlatabilecek bir ustaysa, evet, bundan bilgi alarak hareket etmen senin için her zaman daha karlı. Kesinlikle haklısınız. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Başarınıza devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, sektörler arası yolculuğumuz Karadeniz bölgesine devam edecek. Ortahisar Trabzon'dan ve sektörün en iyi işletmesi Çolakoğlu Otomotiv'den aktaracaklarımız bu kadar. Lütfen bizi izlemeye devam edin.